bugün her parti tarafından artık halkımıza duyuruluyor ya da kendi vaadi gibi anlatılıyor olmasının bir taraftan hem mutluluğunu yaşıyorum. Demek ki herkes doğruyu görmeye başlamış. Aklın yolu bir. Herkes milli ekonomi modelini şu anda uygulamaya geçirmeye çalışıyor ama bunun üzerine tuğrasını vurmadıktan sonra bu sahte altındır. Ve bunu elinde bulunduran da hırsız muamelesi görmeye mahkumdur. Öyleyse bunun üzerine gelin tuğrasını vuralım. Bu Profesör Doktor Haydar Başbey'in kaleme aldığı milli ekonomi modeli tezidir. Bağımsız Türkiye Partisi programında yer almakta olan projeleriyle birlikte hayata geçirilmek üzere hazır milletimizin istifadesine sunulmuş bir modeldir. Ve şu anda dünyada da uygulanmaktadır. BRICS ülkeleri de bu modeli benimseyen ülkelerin kurduğu bir ekonomik birliktir diyelim. Ancak şu andaki gerek iktidar gerek muhalefet tarafından bu dile getirilmelerin biraz aslında geç olduğunu da söyleyelim. Onlardan daha önce katıldığı ilk seçimden beri Genç Parti lideri Cem Uzan zaten bunları birebir ifade etmiş idi. Ve o zaman da Profesör Doktor Haydar Başbey ve Bağımsız Türkiye Partisi yetkilileri tarafından usulünce ikaz edilmişti. Buradan tabii halkımızın istifadesine sunulacak bu projelerin önüne ket vurmak değil niyetim. Onu dile getirmeye çalışmıyorum ama bu işi öyle lafla yapamazsınız. Bu işi kim yapar? Bu işi ancak bu projeyi bilen yapar. Bu projenin mimarı yapar. Bu tezin sahibi yapar. Dolayısıyla nasıl biz hukuk kitaplarını okumakla avukat olamıyorsak, hakim olamıyorsak veya tıp kitaplarını okumakla doktor olamıyorsak, bunları dilimize dolamakla da milli ekonomi modelini hayata geçiremeyiz. Öncelikle bunu bir ifade edelim. Dolayısıyla halkımızın buradan şunu anlaması lazım. Evet, bunlar hayata geçirilebilecek gerçekçi vaatler ve yeryüzünde uygulayan ülkeler de mevcut. Ancak bu tezin sahibi buradayken diğerlerine söz düşmez. Bir, iki, bunlar tıpkı diğer ülkelerin yaptığı gibi Profesör Doktor Haydar Başbey'in kapısına gelmedikten sonra, Bağımsız Türkiye Partisi'nin kapısını çalmadıktan sonra kendi imkanlarıyla, akıllarıyla, fikirleriyle, düşünceleriyle asla ve kat'a bu modeli de projeleri de hayata geçiremezler. Bunu da halkımız bilsin isterim. Gelelim hafta sonu Hüseyin Başbey'in verdiği mesajlara. Tabii Bağımsız Türkiye Partisi Türk siyasi tarihinde örnek bir fedakarlıkta bulundu. Bu fedakarlığa işaret etti Hüseyin Baş. Nedir o fedakarlık? Bağımsız Türkiye Partisi seçime girme yeterliği olan partilerden birisiydi. Ve her türlü hazırlığını da yapmış, milletvekili adaylarını belirlemiş, dosyasını oluşturmuş, Yüksek Seçim Kurulu'na da takdim etmiş idi. Ancak Hüseyin Baş ve kadrosu, Bağımsız Türkiye Partisi burada çok kıvrak ve ince bir zeka örneği gösterdiler. Dediler ki madem ki bizim şu an şikayetimiz mevcut yönetim tarzından ve bunların uygulamalarındandır, bunun değişmesi için gerekli bir çoğunluğun sağlanması lazım. Malumunuz seçimizin iki ayağı var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın değişmesi, diğeri de parlamentonun değişmesi, parlamento seçimleri. Bir taraftan Cumhurbaşkanı değişse bile, diğer taraftan parlamentoda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise şayet, şu an bazı belediye başkanlıklarında gördüğümüz sıkıntıların benzerini bu sefer biz ülke planında, devlet kademelerinde yaşamaya başlayacağız. Yani yönetim bir kişinin elinde ancak bir meclis var ve yasama organı olan bu meclis başka bir görüş sahibi olan parti ya da partilerin ittifaklarının elinde. Böyle olduğu zaman da zıtlaşmalar, çekişmeler olayı farklı noktalara taşıyıp bu seçimi de aslında bir yerde akamete uğratabiliyor. Haliyle olması gereken hem Cumhurbaşkanlığında hem de parlamento seçimlerinde yeterli çoğunluğu sağlayarak bu seçimden başarıyla ayrılmak. Peki mevcut seçim sistemi nasıl değerlendiriyor kullanılan oyları? Bir %7'lik baraj var. Bu barajı aşamayan partilerin oyları, barajı aşan partilere takdim ediliyor. Taksim edilirken de en fazla oy olan parti bundan en büyük payı alıyor. Haliyle %7'nin altında oy oranına sahip olan partilerin oyları bu durumda şu anda en çok oy oranına sahip parti kamuoyu yoklamalarına göre AK Parti.
en çok AK Parti'nin işine yarayacak. Zaten biraz da bu sebeple yani artık seçime girme yeterliği var yok çok araştırılmaksızın 30 küsur parti seçime girmeye yeterliliğine sahiptir diye ilan edildi. Ben bu partilerin pek çoğunun hiçbir ilçe teşkilatını, il teşkilatını, varlığını göremiyorum. Türkiye'yi dolaşıyorum. Çok sık seyahat eden birisiyim. Büyük illerde bile temsilcilikleri çoğunun yok. Yani bu partiler seçime girilme yeterliliğini nasıl aldılar? Ayrı bir soru. Ama demek ki bu hesabı bazıları yapmış olacak ki ne kadar çok parti seçime girer ve baraj altında ne kadar çok oy kalırsa onlar mevcut yönetimin işine yarar, en çok oy alan partinin işine yarar ve böylelikle kendi oyları olmayan, başka fikirleri destekleyen insanların oylarını da kendilerine saymış olurlar. Oy oranlarını yükselterek bu seçimden çıkarlar. İşte buna da imkan vermemek adına Hüseyin Baş ve Bağımsız Türkiye Partisi bu seçimden çekilme kararı aldı. Ancak bir adres göstererek, niyetini de aşikar ederek, nedir o da? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve parlamento seçimlerinde de Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini işaret ederek. Bu aslında sadece bu manada siyasi ikbal anlamında yapılmış bir fedakarlık da değildir. Bakınız kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki %2, %3 civarında bir oy alabilecek iken Bağımsız Türkiye Partisi şayet %3'lük bir oy oranına sahip olursanız aynı zamanda hazineden yardım almayı da hak eden bir siyasi parti oluyorsunuz. Bugüne kadar Bağımsız Türkiye Partisi devletten tek kuruş almadan tamamen kendi üyelerinin fedakarlıkları ile ne yaptıysa gelebildi bugüne kadar. Her şeyi kendi imkanlarıyla yaptı. Dışarıdan en ufak bir yardım dahi almadı, devlet dahil olmak üzere. Ve bu öyle küçümsenecek, yabana atılabilecek bir miktar da değil. Yani milyon liralardan bahsediyoruz. Aynı zamanda böyle bir fedakarlığı da yapmak her baba yiğidin de her kadronun da harcı değil. Bunun da altını çizelim. Şu anda muhalefet kanadına söylenecek, Millet İttifakı'na söylenecek bir söz daha var. O da aslında seçimden sonra, yani hesap edelim ki hem Cumhurbaşkanı değişti hem de mecliste istenen çoğunluğu, yani anayasayı dahi değiştirecek kadar çok oy oranını da yakalayarak Millet İttifakı seçimden büyük bir zaferle, başarıyla ayrıldı. İşte o takdirde Cumhuriyet'in kuruluş araylarına, Atatürk çizgisine hem kardeşliği, birliği, beraberliği sağlama hem de mevcut rejimin sakıncalarından kurtularak tekrar Atatürk'ün tesis etmiş olduğu, milletin temsil edildiği parlamentonun ön planda olduğu, o rejime geri dönmek, yani kuvvetlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz diye Millet İttifakı'nın hedefi olarak gösterdiği unsurlardan birinden bahsediyorum. Bunları sağlama noktasında da halkımız ve bütün diğer siyasi partiler Millet İttifakı'nın takipçisi olurlar. Çünkü eğer bu sağlanamazsa mevcut rejim devam ettikten sonra Cumhurbaşkanını değiştirmenin de parlamentoyu değiştirmenin de bir anlamı kalmıyor. Yine tek adam rejimi, yine padişahlığa benzer Türk tipi bir başkanlık sistemi olarak tarif edilen bu ucube rejimin devamı eğer neticeyle getirecekse bunun da bir anlamı kalmamış oluyor. Öyleyse önemli olan burada seçimden başarıyla ayrılabilirlerse şayet ondan sonraki adımlar da çok kritik ve hayati önem taşıyor. Bakınız dünya tarihi bize bir ortak hedef ve amaç etrafında kenetlenmiş insanlar ya da devletler topluluklarının belli bir başarı yakaladıktan sonra birbirlerine düştüklerini, iç çekişmelerle dağıldıklarını ve hedeflenen başarının gölgelendiğini ya da gerçekleştirilemediğini gösteriyor. Bunun çokça örneği var. Hani biz mesela Balkan Savaşları'nda bunu yaşadık. Balkan ülkeleri kendi aralarında anlaşmış, Osmanlı'ya karşı zaferler kazanarak Çatalca'ya kadar ilerlemiş, neredeyse Osmanlı'nın başkentini dahi ele geçirecek konuma gelmişti. Ama kendi aralarında bir anlaşmazlığa düştüler. İkinci Balkan Savaşı dediğimiz muharebelerle Osmanlı kuvvetleri Edirne'ye kadar tekrar kaybettiği toprakların bir kısmını geri almayı başarmıştı. İşte işaret etmek istediğimiz nokta şu. Eğer bu altılı masa, Millet İttifakı bunda başarısız olurlarsa, bunu gerçekleştiremezlerse, kendilerine olan güveni öyle bir yıkar, suistimal etmiş olurlar ki bundan sonra
halkımızın onlara hiçbir iltifatı ve itibarı kalmadığı gibi bundan sonra oluşacak hiçbir birliktelik de belki halkımız tarafından muteber karşılanmayacak. Hoş nazarıyla bakılmayacak. Bir daha belki de siyasi partiler bu şekilde bir araya gelmenin hesabını bile yapamaz hale gelecekler. Ve ondan sonrası çok daha korkunç olur. Bir daha bu milleti bir araya getirecek bunca değeri kim diline dolarsa dolasın artık onlar yıpranmış, değerini kaybetmiş kavramlar olacağı için o sözler etrafında, o güzel kavramlar etrafında, değerler etrafında insanları bir araya getirmek eskisinden çok daha zor hale gelir. Burada ben bir kez daha Bağımsız Türkiye Partisi'ni ve kıymetli genç genel başkanı Hüseyin Başbey'i tekrar tekrar tebrik ediyorum. Türk siyasi tarihinde çok önemli ve kritik tarihi bir karara imza attılar ve bunu partilileriyle paylaşırken bütün Türkiye'ye de verdikleri mesajı son derece açık ve net olarak ifade ettiler. Bir kez daha tebrik ediyorum Önder Bey.